Günaydın. 11 Nisan 2024, günlerden Perşembe. Penç diyorum. İran konusu biliyorsunuz gündemde şu anda. Gittikçe hava sahası kapatıldı. Lufthansa, Alman Hava Yolları uçuşlarını durdurdu İran'a. İran kendi hava sahasını da kapattı iç uçuşlara. Artık dün gece olmadığına göre bugün mutlaka bir şeyler olacağı söyleniyor. Biliyorsunuz daha önce Donald Trump açıkladı. Danışıklı dönüşlü dövüş olmuştu. Bakın İran geri demiş ki sen bunu yaptın, ben bunun altında kalamam. Ben sana 14 tane füze atacağım. Bunlar üssün dışına düşecek. Öyle yani böyle yani dandik savaşlar da dönebiliyor. Onun için altın fiyatlamasına bakın. Gerçek savaşa dönüşürse altın yani zaten durak bilmiyor da artık 3000'e mi gider, nereye gider bilmiyorum ben size. Gerçek savaş olursa. Şu an gerçek savaşı fiyatlamıyor. Böyle orada böyle ağır ağır gidiyor. Yine de güzel tabii, rekoruna yakın gidiyor öyle söyleyeyim. Ama daha öncesinde bu olayın başladıydı zaten, oralara gittiydi. Şimdi arkadaşlar dün biliyorsunuz Amerika'nın enflasyon rakamları geldi. Ben de size at yarışı şeklinde sundum. Beklenenden yüksek geldi. Beklenenden yüksek gelmesi Amerika'nın faiz düşüşünü daha bir süre yapamayacağı anlamına geliyor. Fakat aslına bakarsanız dün de belirttim. Benim açımdan bırakın düşüşü arttırmaya geçmesi gerekiyor ama arttırabilir mi? Hayır. Neden? Sıkıntı çok büyük. Şu an bütçelerindeki şu an faizi indirmeyerek bile Amerika Birleşik Devletleri bütçesinin en büyük kalemi olan sosyal hani emeklilik paraları diyeyim size emoruk paralarının ödemesini şu anda Amerikan bütçesinin faizi geçmiş durumda. Tarihte ilk defa. Yani o kadar yüksek faiz ödeyecek ki Amerika bütün sosyal güvenlik sistemi, emekli maaşları falan bunların üstüne çıktı şey. Faiz ödemeleri bütçelerinde. Faiz artışı Türkiye'de de aynı büyük sorunlara. Şimdi sorunlar çözülecekmiş. Faizi arttır 65-45 deniyor da hani şu tarafına hiç bakan yok. Kardeşim bu faiz paraları bütçede devlet için de faizler yükseliyor. Yani sen 30'la 20 ile 40 ile toplarken şimdi sen de artık 60 ile 80 ile borçlanıyorsun. En büyük borçlu zaten şey kamu, hazine. Hazine daha da büyük, daha da büyük, daha yüksek faizlerle borçlu. Sonra bize diyorlar ki abi sen 3.66'dan 3 taksile devam ediyorsun. Sen deli misin bu kadar yüksek faizle? Arkadaşlar bu gidişin sonu duvara toslamadır. Onu size söyleyeyim. Feci yüksek. Çünkü tamam faizleri yükselt. Reel olarak kendin para basarak dışarıdan kredi alıyorsun. Bunları nasıl ödeyeceksin günü geldi mi? Amerika nasıl ödeyecek? İki şık var. Ya vergilerle ödersin. Yani yükseltirsin çok vergileri. Böyle bir vergiye zaten durgunluk içine girmiş ekonomilerde hiçbir şirket dayanamaz. Zaten nasıl diyeyim size ülkedeki 500 tane şirket bütün halkın vergisini çoğunu karşılıyor. Bunların da işleri kötüye gitti mi gidirik olursun yani aynen. Onun için buraya da el atsalar geriye kalıyor bir şık. Dönüp eski kitapları, eski defterleri bakkalın karıştırıp abi basın parayı enflasyon yeniden patlasın. Tamam mı? Dolayısıyla bu o kadar kolay değil. Hemen bir taraftan faizi arttır, al oradan düşür, hemen enflasyon falan yok onu. Öyle bir sistem yok. Yani size çok acı da içirtebilirler ama acının sonu alacak bir şey kalmadı. Nereden vergi alacaksın? Yok yani. Ha. Yani zenginlerden alsın. Alsın da yani zengin sınıf zaten onun tedbirini 1.000 kere aldı. Tamam mı? Onun yani ancak yakalayabileceğin nesi var? Arabası var. Evi var, değil mi? Böyle belli şeyleri, yurt dışı seyahatleri var, telefonu var. Başka hiçbir şey yok yakalayabilecek. Odada da nakit yok. Nakitte durur mu zengin adam? Ha, diyecek ki bana 18 taksit yap ödeyeyim. Dolayısıyla sıkıntıların hiçbiri değil çözülmek yakınından bile geçmeyecek size söyleyeyim. Onun için öyle 6 ay, 3 sene, 5 sene valla 4 senemiz var falan diyorlar ama yani bu gidişin 4 senesi de zor olur. Erken seçim anında çünkü insanlar daha şu anda zaten çığlık atıyor. Bir sene sonra neler olur siz düşünün yani. Ben öyle söyleyeyim. Nasıl protestolarla karşılaşır?
ne tip grevler, lockoutlar bütün ülkeyi sarar. Ben size öyle söyleyeyim. İşsizlik, kapanan fabrikalar. Dolayısıyla bu iş o kadar basit değil yani. Hani yaptılar, akşam düşürdü, çıkarttı. Bakın ne diyorum, Amerika'nın bütçesi bozuldu. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz FED kuşçular cemiyeti, bir de bizden abi var, Amerika'nın cumhurbaşkanı. Şimdi bunlar seçime gidecek Kasım ayında. Biliyorsunuz karşı tarafında büyük ihtimalle, belki büyük ihtimalle Trump olacak. O tarafta en yüksek aday o, ama mahkemelerde onu bir şekilde mahkum da etmeye çalışıyorlar olamasın diye. Şimdi şu anda bizden abinin oyları tekrar öne geçmiş durumda. Fakat şurada bir sıkıntı var. Bizden abi dün Japonya'nın başkanını ağırladı. Kishida. Kişinin biri. Yani Kishida'yı ağırladı. Beyaz Saray'ın bahçesinde bir konuşma yaparken unutarak mı unutmayarak mı şöyle bir laf etti. Enflasyon rakamları gelmişti o saatlerde Amerika'da. Dedi ki ben dedi size bence garanti inecek dedi şey. Aa dedi biraz gecikecek dedi faizler. Yani durumun vahametinin farkında. Yani bizden abi bile farkında. Adam o yaşta hani el sıkışıyor havayla gökyüzüyle falan, ama o bile FED'e bırakmadan meydana dedi ki kesinlikle faizler düşecek dedi. Yani şimdi bu sözün üzerine altın falan zaten zirvelerine yakın seyrediyor. Hani çok büyük bir tepki. Niye? Dolar o kadar değerlendi ki faizi artmayacak, düşmeyecek artık diye ilk başta. Bu değerlenmede normalde bütün emtiaların benim size yayında yaptığım zamanki gibi geri gelmesi gerekiyor. Arttı, Amerikan dolar fiyatı yükseldi dünyada. Bugün de Avrupa Birliği'nde şey var, faiz ilanı var. Bu durumda onlar arttırmayacak diye onlar Amerika'ya bakıyor. Onlar düşürmeyecekse diyor biz de düşüremeyiz ama diyor. Sinyal verebiliriz diyor. Sinyal ne zaman verecek? Haziran'da düşürebiliriz diyor. Daha Nisan, Mayıs var arada. Haziran ayında düşüreyen yani Madame Lagarde öyle diyecek. Diyecek ki ha bu da ne demek? Euro fiyatıyla Amerikan dolarını yine 1.08 orantısıyla diyor mu ya, bir belli bir terazide götürmeye çalışıyorlar. Birlikte çalışıyor. Onlar kardeş. Onlar Merkez Bankası. Ha. Ama kardeş merkez bankaları. Dolayısıyla orada durumu idare etmeye çalışacaklar olabildiği kadar. Bizden abinin dediği şekilde geri atarsa en yani faiz indirimi Amerika'nın mecbur olduğu diyeyim bakın. Yoksa hiç indirmezdi şu ortamda. Yani işler iyi gidiyor. Elemanlar işsiz kalmamış. Yani niye indiriyorsun erken erken değil mi? Öyle diyeceksiniz. Diyor ki Haziran Temmuz diyor şey bekliyor. Öbür türlü İş seçimlerin sonuna kalıyor. Orada bizden abinin zaten oylaması bitmiş oluyor. Oraya indiremiyorlar. Dolayısıyla öncesinde mutlaka Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına doğru mutlaka bir indirim. İş ise bir indirim lan 0.25, 0.25 puan. Yani 5.5'dan 5 o bir aralık var ya, bant var. Bir çeyrek düşür bari falan diyor. Ha bunlar böyle piyasada büyük mali etkiler yaratacak boyutta şeyler değil ama psikolojik savaş için kullanıyorlar bunu. Yoksa diyorum öbür taraf kökünden gidirik. Sen bütün emekli emoruk paralarını bile geçen faiz ödüyorsan zaten senin bütçen bitmiş demektir ya. Sen bitmişsin arkadaş. Ha. Millet de bunu görüyor. Amerikan devlet tahvilleri muazzam faiz yükseltmesine rağmen dün 10 yıllık tahvillerini, yani devlet kamu tahvilleri veriyor, devlet borcu, kimse rağbet etmedi. Boş geçti yani. Feciydi. 5'e yaklaştı yeniden Amerikan faizi. Alıcı yani var da işte o kadar, o fiyatta tefeciler giriyor kısmen. Buna rağmen durmuyor. Altın devam ediyor yükselmesine. Çünkü insanlar abi bu para gidirik diyor. Bitti artık diyor. Her kağıt para sisteminin, fiyat para deniyor buna. Yani bize fiyat ayrı bir şey yani. Malın fiyatı kaç abi diyorsun. Yani doğru aslında, yani fiyat kağıt parayla ödediğim için fiyatı kaç çok doğru bir cevap soru. Bu fiyat sisteminde batmamış tek bir para yok. Yani geliyor, eriyor, yok oluyor. Bakın yani bizim kendi kağıt paramızda başladı. Eridi. 6-0 attık. 6-0 atmasaydık bugün 200 liranız var ya cebinizde. 200 milyon Türk lirasıydı o. Hala da milyon milyar diyen var zaten. Hani ağzı alıştıramadılar 10 senedir ama 200 lira 200 milyon lira. Yani o zaten ne demek? O para zaten yok oldu demek. Düşünebiliyor musun? O paradan biriktirdiğini yıllardır.
200 milyon olmuş. Ne alabiliyorsun? Yani bir kilo peynir değil de yarım kilo peynir bile alamıyor. 200 milyon Türk lirası. Yani anladınız, 6-0 atılmamış haliyle. Bir sıfır daha gitti zaten 6-0'a, eklendi geri. Yani 5'e düştü 6-0 atma. Bu hızla giderse sonra çok anormal hızlanıyor. Yani başta 10 sene alıyor, sonra tık 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 gelir hemen. Yeni sıfırlar, yani 2000 liraları görürsünüz, 20 bin liraları göreceksiniz. O şekilde gidiyor. Niye? Basingen, başka vergi toplayamayan para basingen. Ha, o sistem bu. O yüzden bazı ülkelerde şu anda biliyorsunuz altın para, altına endeksli 5. parasını çıkartıyor mu? Abi neyle garanti ediyorsun endeksli olduğunu, yani altına şeyi? Yürümüyor. Yani başka bir sistem kurmadığın sürece vergi alma, giderleri tamamen kapatma kısma, o da mümkün değil. Herkes böyle aç kuşlar gibi zam bekliyor. Emekliler bekliyor. Bağkurlar, şeyler, taşeronlar, onlar, bunlar, halk bekliyor. Ondan sonra millet işte bu yol niye hala asfalt çatlak falan diyor. Bir tek asfalt çatlak olsa da herkes çatladı zaten ha. Yani parasızlıktan çatladı. Dolayısıyla gidişat iyice kötüye gidiyor, sıkışmaya gidiyor. Ha, bayram günü moralde zaten bildiğiniz şeyler de ben size sebeplerini anlatıyorum. Zaten çok iyimser olanlar var mıydı bilmiyorum içinizde. Yani iyimserse vah vah canım çok da iyi niyetli derim ancak. Ha. Şimdi dünkü gelişmelerden bir tanesi akşam saatlerinde de işte dediğim gibi İran'ın hava sahasını kapatıp İran İsrail'e saldıracak mı? Burada iki tane ürün en yüksek etkilenecek. Tabii ben ekonomik açıdan söyleyebilirim. İşte saldıramaz, geçmişte yapamaz. Amerika da birlikte vuracak İran'ı, İsrail'i vurursa İran. Ama zaten İran biraz sinsidir bu konularda. İsrail'i vuracağım demedi. Dedi ki İsrail'in bütün elçilikleri tehdit altında dedi. Belki Afrika'daki bir elçiliğini vuracak. Yani bilemiyoruz neredekini vuracak. Dolayısıyla böylece hedefi direkt, hani danışıklı dövüşlü de burada da hedef veriyor. Ne diyor? Hiçbir İsrail elçiliği artık. Çünkü o İsrail onların Suriye'deki elçiliğinde öldürmüştü şeyi, yandaşları. Bir de tabii dün ayrıca Hamas liderinin 3 çocuğu, 2 torunu aynı anda bayram şey, nasıl gidiyorsun savaş halinde? O da ayrı bir sorulması gereken soru. Üçü aynı anda ne diyelim, etkisiz bırakıldı yani. Öyle diyorlar. Öldürüldü kelimesi yok artık. Şimdi bunun üzerine çok soğukkanlılıkla haberi aldı diyor. Allah Allah diyorsun. Ya bu nasıl bir şey? Bir insanın 3 çocuğu, 2 torunu ölüyor. Kendisine iletildiği zaman deyip yürüyüş falan yürüyebiliyor. O kadar yani şeyler. 13 çocuğu varmış şeyin, Haniye'nin. Hamas'ın siyasi lideri Haniye'nin. Bizden hatta başsağlığı mesajı falan da gitti oraya. Ama şimdi böyle bir adamın normal bir koşullarda kimsenin başına gelmesin ama yapabileceği yani ölümcül kararları düşünebiliyor musunuz? İntikam amaçlı. Dolayısıyla bunu da göze alıyorlar. Ellerindeki rehinelerin İsrailli rehineler var Hamas'ın elinde. Bunların hayatları tabii artık yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı bundan sonra? Yani nasıl aileleri onların çok büyük şeye girdi. Lan bu da biz onu öldürürsek çoluğunu, çocuğunu, torunlarını bu bizim rehine İsraillere neler yapmaz diyor. Şimdi ben siyasi bir kanal değilim ama size şeyi anlatmak istiyorum veya jeopolitik. Durum çok karışık. Durum böyle olunca dünyadaki petrolün %30'u İran'da üretiliyor. Hürmüz Boğazı tıkanırsa ve ekonomik anlamda öncelikle altın, İşte bu tip gümüş, mümüş, her türlü varlık, bunlar muazzam derhal yükselmek zorunda ve gerçekleşecekse bir şey oradan alın, yani çocuktan almayın haberi, altından alın haberi. Yani böyle akşam fişekler. Şu anda şu saatlerde kaç dolar? 2.343 dolar. Biliyorsunuz rekoru 2060, 2.360 dolarlarda. Yani 25 dolar falan altında. O kadar yani. 2.300 küsurda, 2.340'da 20-25 dolar. Gümüş zaten 28 dolar 06 sent. Yükseklerine hemen kavuştu. Bakın dünkü Amerika'nın faiz düşürmeme ihtimaline rağmen bunlar burada. Türkiye'de bayramda olduğumuz için göremiyorsunuz ama dolar kuru şu anda Tahtakale'de 32.51,
32-66'dan da satıyor Tahtakale. Tabii kapalıyken nasıl satıyor ama fiyatlıyorlar en azından, satmıyorlarsa da. Belki bayramın ikinci, üçüncü günü yavaş yavaş piyasa zaten, yani tamam gezdik, tamam bitti, birinci gün çalıştı demesinler diye. Ha, bu arada gümüş fiyatları da 30 lira şu anda Tahtakale'de satış fiyatı. 29 liradan alıp 30 liradan satıyorlar. Türk parası cinsinden fiyatları. Altın da 2534 liradan alıp 2560 liradan satış fiyatı, 24 ayar 1 gram altın 2560 lira. Ha, bu fiyatlar buralarda kalır mı? Kalmaz. Yani çünkü ikili bir sistem var. Bir, enflasyona uyumlu kurda gideceğiz diyorlar en azından. Yani söylenen bile yapılsa. Her ay nereden baksan %2-3 o da gidiyor. Hani bazıları diyor %4 faizi kaçırdık para piyasa fonlarında. Burada zaten %2-3 kur normal haliyle yürüyor. Anormal haliyle değil. %1 için kardeşim ne risk alayım geceliğin, tamam mı? Devalüasyon mu olur, param deve mi olur falan. Hayatta geçmem. Yani 2 ay, 3 ay %1, %3 kaybederim. Ama bak kaçırdın şeyi, faizi kaçırdın. Kur yapıyorum abi, ben çok böyle kur yapan biriyim. Yani çok kuru çok seviyorum mesela. Ha, bende döviz de yok, onu söyleyeyim. Döviz bazlı daha sağlam. Hem kurdan hem onstan, ana hem oradan hem buradan. Bunlara güvenirim ben. Kağıt olanlarının yakınından geçmem, onu söyleyeyim. Yani şöyle çok küçük 3 gram 1 gram alacaksam hani hemen şöyle mesela dün gece bu savaş haberleri üzerine durgun da olsa tedbiren birkaç tane 20'şer gram patlattım yani. Abi çok pahalı. Ya bazıları diyor ki sen diyor çok pahalıyken insanları, arkadaşım pahalı ne olacak lan? 2600'den alın lan. 2700'den alın lan, dert değil lan. Neden pahalı? Benim açımdan hiç önemli. Bulamayacağım şeyi ucuz ucuz almak varken 2600'den aldık diyelim. Tamam, hiç önemli değil. Neden değil arkadaşlar? Bakın zaten altının sene sonuna 4000 olacağını en azından düşünmüyorsam zaten yakarım ben öyle altını. Yakarım, altını yakarım. Eritirim 1300 derecede. Böyle şıpır şıpır damlar. Neden olmayacağını? Zaten bozdursam 2600'den, tamam mı? Dünyanın en ünlü bilgisayarını yanımda getirmedim. Onu şeyde bıraktım ama hani cep telefonum falan var. Basit hesap, 2500'ün yarısı ne? 1250. Ekle üzerine 3750 oldu zaten. Yani %50 alsam ki bankalar bana 55-60 falan teklif ediyorlar şu anda. Direkt yani hemen verelim diye. Ben o zaman altınları bozdurup bankaya koysam, değil mi? 12 ay sonra zaten 4000. Ben 4000 oradan alacaksam zaten en az 5 isterim arkadaş. 6 isterim, 7 isterim ha. Ondan sonra adam ya pahalı pahalı aldın abi 100 lira 50 lira falan. Canım şimdi bayram sırasında akşamleyin bir patlarsa şey ne olur? Sen ondan sonra hafta sonu 4000'e bulursan dua et, tamam mı? Ben arkadaşlar o riski alırım. Kaybetmeyi göze almayan insanlar hiçbir zaman para kazanamazlar, tamam mı? Böyle minik civciv hesabı. Abi bunu mu alsam? Kulplusunu mu alsam? Normal zamanda yap o alıştırmayı. Normal zamanlardan geçmiyoruz arkadaş. Bulduğunu yapıştırma zavarlarından geçiyoruz. Yani ondan sonra şeyde sanki hani böyle her şey süt liman. Çeyrek mi alsak? Kulplu mu? Kulpsuz mu? Teneke olandan mı alsak, baskılı mı alsak? Geçin onları arkadaş, geçin onları, tamam mı? 9 yönden sıkışmış vaziyetteyiz, tamam mı? Hem ekonomik, hem McQueen, hem işte yurt dışından döviz yok, döviz ha. Ondan sonra ha bakın durun, dün Dünya Bankası'ndan 12-13 dediler, sonra 20-32 dediler. Bir kere hemen orada size şeyi okuyayım. Ünlü yazarlarımızdan Mahfi Eğilmez diyor ki bu diyor krediler, hani işte bu IMF kredisi mi falan dediler ya, o isim altında almaz Dünya Bankası diye. Dünya Bankası kredileri hedefli kredilerdir diyor. Yani mesela aldığın zaman o krediyi benden diyorsun ki bununla ben işte şu binaları yapacağım. Sadece bina inşaatı yapacağım. Yani götürüp onları doları düşük tutmak için satamıyorsun, anladın mı? İş yapma parası onlar. Baraj yapacaksın, elektrik getireceksin, değil mi? Belli bir projenin parası. Onun için kaldı ki gelse bile bakın 13 milyar dolar falan, bizim aylık cari açımız 5 ila 6 milyar dolar. Turizm sezonu geliyor. Gelsin abi, ne olacak yani? Şeyde sistematik bir değişik yapma şansınız yok, sıfır.
Tamam, 3 ay 5 ay sonra ne olacak? Yani bizim acelemiz ne? Yani sonra şey gelecek, sonbahar ayları hemen gelir, dayanılırsa dövizsiz. O devizleri dediğim gibi bak, günlük öyle zaten o kadar para bollu olsa, bakın aslında sistemi açmak çok kolay arkadaşlar. Bütün ev kredileri, konut, arabalar hepsini açabilirsiniz. Neden açmıyorsunuz? Abi öyle bir faiz söyleyeceksin ki, misal yani kredi kartlarını niye hala 3'e bölüyoruz? 3.66. Öyle bir faiz söyleyeceksin ki aylık %10, tamam mı? Ha, o zaman git hadi al arabayı. Açık krediler %100'ünü al, tamam mı? Hadi git evleri al bakalım %100'üne, tamam mı? Aylık %10 faizle. Bunu yapmamak için tamam, NAS vardı da o da bitti, mafiş oldu. Şu an dünyanın en yüksek faizi olan 1-2 ülkesinden biriyiz yani. Yani ortada o da kalmadı. O zaman artık neden çekiniyorsun lan? Yani yapmışken ağanın eli tutulmaz. Bastır git. Bunların hepsinin çözümü var yani. Ama farklı usullerle böyle nasıl diyeyim şeyler, anladın mı? Böyle oradan şey, buradan katak, buradan kullik, kullak falan sistemlerle bir şeyler denemeye çalışıyorlar. Niye yaptıklarını ben de bilmiyorum. Yoksa dediğim gibi sadece faiz yükselsin ama zaten yüksek yani. Zaten söylüyorum onu o faizleri ödeyeceğiz hep birlikte. Ama ödeyemeyeceğiz. Ha, sorun orada yani, basarak ödeye evlere birer matbaa alalım biz de. Printer alalım. Biz de basalım printer'da. O zaman ancak olur yani. Sen basarsan kalpazan olursun. Suç o. Onlar basarsa parasal genişleme oluyor. Adı değişiyor. İşte halk yaparsa suç. Halk kendileri yaparsa doğal hakkımız. 8 kere katı, 100 katı basabiliriz. Ondan sonra sen denemeyeceksin. Onlar zaten senin adına basıyor. Sen hiç üzülme. Sen kendini nasıl koruyacağını düşün lan. Abi 50 lira da pahalı ya o gramı. Pahalı. Canımsın. Tamam mı? Arkadaşlar aklınızı denk alın. Tamam mı? Nerede olduğunuzun farkında olun. Dünyanın en kötü ekonomisi olan 5 ülkesinden birinde yaşıyorsunuz. Öyle her şey çok rahat, iyi olacak, her şey çok güzel olacak falan. Yok o. O yok. O yani Cinderella. Yani Cinderella sonra Ella ile biten. Mesela Pollyanna, Cinderella, anladın mı? Andersen romanlarında falan var o. Size hiçbir şey iyi olmayacak. Çok yani şey, vahim günler geliyor. Kendinizi kollayın. Benden size uyarıyorum. Nasıl kollarsın? Sağlam varlıklar olarak. Hiç değilse gemi böyle gidiyorken sen kıç tarafına geminin çıkarsın. Yani ömrünü uzatırsın. O arada belki filika gelir. Belki bir kurtarıcılar gelir falan. Yani süreyi uzatmanız gerekiyor. Ama 3 ay, ama 30 ay, ama 40 ay. Ne kadar uzatabilirsen o kadar iyi. Yoksa diyorum yani şey kaçınılmaz yani. Imminent ne demek? Mesela dün akşam İran için o dendi. Hava sahası kapandı. İsrail elçiliklerini vuracak. En azından yani bir elçiliği vuracak. Ve de imminent ne demek? Kaçınılmaz demek. Mesela Amerika'da borsalar kapanıyor. Diyelim ki bir şirketin şeyi gelecek hemen biraz sonra, bilançoları. Diyor ki işte atıyorum Nvidia hissesinin bilançosu imminent diyor. Kaçınılmaz yani. Hakikaten tık diye geliyor. Yani eli kulağında demek o. Tamam mı? Şimdi burada da buna da değindikten sonra ne pozisyon alabiliriz? Vallahi işte ben size söylüyorum, bayram seyran demeden bak yani bir kazak daha buldum lan. Aynısının yeşil tonlusu. Öbürü biliyorsun şeydi, portakal, Hollandalı. Oradan tabii ya yani Türkiye'nin ilk %20 Hollandalıları içindesin diye mi portakal rengi giyiyordun? Yani şimdi de işte böyle bak yeşil buldum kazağı. Ondan sonra değişim var. Değişmeyen tek şey değişimdir arkadaşlar. Değişime ayak uydurun. Şimdi bugün önemli bir veri var. Evet, başlığa koymadım. Saat 3.30'da 3.30 atacak yine dünya. Çünkü hani öğlen saatlerinde ben size 3 tane veri var da en önemli olan akşam 3.30'da. Mesela bugün öncelikle saat söyleyeyim size Euro bölgesi hesap oranları faiz kararı saat 3'ü çeyrek geçe gelecek. Hiç çeyrek yuvarlak saatte yapamıyorum bunu 3'te 3.30'da. 3'ü çeyrek geçe 4.30'dan 4.30'a çok büyük bir heyecan yaratmıyor. Çünkü herkes biliyor yani abileri bir yön bulmadan bunlar hiçbir şey yapmazlar, tamam mı? O şekilde danışıklı dönüşüklü yani.
Onun için orada bir heyecan yok. 4.30'da kalacak yani Madame Lagarde'ın faizi. Saat 3.30'da Amerika'da işsizlik haklarından yararlanmak yanında 216 bin bekleniyor. Çekirdek üretici ve hakiki üretici fiyatları gelecek. Şimdi kafanızı rakamlarla bulandırmak istemiyorum ama bu şu an çok önem kazandı. Normalde önemsiz bir veridir. Yani toptan eşya, iş yerlerinin enflasyonu. Şimdi şuna bakacaklar. Dünkü gelen rakamların çok üzerindeyse bu enflasyon hiç durmayacak. Çünkü işverenler iş yerlerine gelen maliyetlerin faizlerini sonuçta ne yapacak? Adam kendi sineye mi çekecek? Verecek şeye, tüketicilere. Bu faiz açıklan, bu enflasyon açıklanacak saat 3.30'da. Yüksek gelirse yeniden abi bu 2024'ü unutun artık. Yani burada faiz indirimi yapamazlar ama bir yandan da ulan mecbur da herif gidiyor. Bankalar batıyor takır takır. Ama onun için onu biliyor. Yine de yapacak. Altın da ondan umursamıyor. Başta şöyle bir 10-20 dolar düşüyor sonra zıt akşam geri geliyorlar. Şimdi şeyde de tersinde bu rakam çok düşük gelirse tamam işte ya Fed'in eli rahatladı artık Haziran'da niye? Tüketici kredilerine yansıyacak bir şey yok. Yalnız dünkü tüketici kredilerinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Artışın olduğu kısım yani yüksek geldi beklentiden dedim yani çekirdek var bir de süper çekirdek var. Süpermen gibi. Onun içinde ev kiraları falan da yok. Yani öbür çekirdeğin içinde biliyorsunuz yakıt, akaryakıt, gıda gibi lüzumsuz şeyler yok. Bunun içinde kira da yok. Süper çekirdek. Sadece hizmetler. Nedir? Tık 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 berber işleri, tamirat, köpek tıraşlama. Yani hizmet işleri. Tamam mı? Servis. Burada da yükseliyor fiyatlar. Tamam mı? Yani IBAN'ını ver abi bana. IBAN'ını ver diyor Amerikalılar. Anladın mı? Orası da gidecek. Şimdi oradaki yükselme olursa tüketici enflasyonun düşme ihtimali sıfır. Şimdi 1970'li yıllarda buna benzer bir durum olmuştu. Enflasyon 9'dan aşağıya doğru 5'lere 3'lere doğru gidiyordu. Sonra yeniden Amerikan dolar endeksi düştüğü için başladı tırmanmaya. Yeniden 9'a çıktı, tamam mı? Ya boşa gitti bütün yapılan 22 aylık çalışmalar. Şimdi o korku da var. Acaba tarih tekerrür eder mi? Çünkü Amerikan dolar endeksi düştüğü anda doların faizi düşünce bütün malların fiyatı artıyor. Buğday, bakır, dün size anlattım. Hepsi yürüyah, gidiyah yapıyor. Nasıl olacak o zaman? Bütün dünyadaki malların parası değeri dolar cinsi artıyorsa Amerika'da bir de mal enflasyonu çıkacak başına. Mala bak ya, mal beyanı. Ondan durum böyle. Dolayısıyla 3.30'da ben yolda olabilirim. Bugün kedilerin bakımı için yola geri dönmek zorundayım. Ama orada olursam veyahut da müsait olursam size durumu bildiririm canlı yayında. Bildirmezsem de şimdiden uyarıyorum. Ya bu ne oldu da saat 3.30'da değişti merak edenler. Bu arada bayramın ikinci gününü idrak ediyoruz. Çok çikolata mukulata yemeyin ya. Ondan sonra valla şekeriniz çok yüksektir. Dikkat edin yani ya da yiyin yediğiniz kadar kakaoya %6.000 zam gelmiş. Bir daha nereden yiyeceksin ha? Onun için söylüyorum. Evet, herkese neşeli, eşiyle, dostuyla, ailesiyle güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Çalışanlara da valla iyi bir maaş ve ekstra verecekse patron sorun yok yani. Siz bayramdan sonra yemeyin lan, yemeyin yersiniz diyeceğim ağzımdan yer alsın. Biriktirin tamam mı? Onun için söylüyorum. Sonra ömür boyu böyle çalışırsınız. Dün bulunduğum yazlığın marketinde simsiyah bir arkadaşla karşılaştım. Yani şeyle Afrikalı. Ondan sonra burası çok küçük bir yer. İçinde market var. Markette yani. Dedim ne alaka? Deli gibi alışveriş yapıyor. 20 torba falan. Yakın bir yerdeki balıkçı çiftliğinde çalışıyormuş. Ben tabii Afrikalı olunca iletişimde az kuramıyorlar. Anca işte ekmek diyor. Elinde liste kağıt yazmışlar. Onu almaya gelmiş. Ondan sonra ben işte Nijeryalı abi falan bu dediler. Ben de Fransızca da olduğu için dedim ki Fransızca siz nereliksiniz dedim. Ondan sonra yok dedi. Ben dedi Sierra Leone'liyim dedi. Fransızca. Ondan sonra dedi Sierra Leone'nin dedi ana dili zaten İngilizce dedi.
Şimdi bu Batı Afrika'da hani yerini bilmiyorsunuz, böyle bir çukur yapıyor ya Afrika. Hani böyle Fas başlıyor böyle aşağı. O tam o göbekte bu Sierra Leone. 9 milyon falan nüfusu var. Ondan sonra bunlar İngilizce konuşuyor. Çünkü hemen üstlerinde Liberya var, bak, Libertine, özgürlük. Amerika'daki kölelikten kurtulanların tekrar Afrika'ya geri dönenleri, yurduna geri dönenleri, öz yurt. Bunlar Amerika'da yaşamış Afrikalılar olarak İngilizce konuşuyor. Onun üzerine işte İngilizce konuştuk. Ondan sonra çok memnun oldu. Adı çok pratik. Johnny. Yani Johnny, Amerikan Johnny'si. Çünkü Amerika'da gelmişler ya. Johnny de çok basit isim değil mi? Johnny'ler geldi falan. Ondan sonra şimdi arkadaşlar, adam balık çiftliğinde işçi mişçi, yani hani şey taşıyor, yani düşün. Oradan sen gel şeyden, değil mi? Neydi? Sierra Leone'den. Ondan sonra burada balık çiftliğinde, ama işin kötü tarafı şu arkadaşlar, adamın zaten ana lisanı İngilizce. Bir de Fransızca okulda öğretiyorlarmış. Yani bizdeki vahim durumu düşünebiliyor musunuz? Yani bu böyle sıradan, benim başıma şeyde gelmişti bu. Besi çiftliği için araziler arıyordum. Olmadık yani, Türkiye'nin her köşesine, köylerine gidiyordum. Uygun arazi bakıyordum, böyle büyük besi çiftlikleri kurulabilecek. Köylerden bir tanesinde Turgutlu tarafındaydı. Yani Turgutlu İzmir sınırında bir köyde denk geldim. Köylüye işte soruyoruz, buralarda şu var mı falan. Ben dedi üzüm yetiştiriyorum, şaraplık üzüm dedi. Ha dedim, nedir falan. Cabernet Sauvignon falan. Adam Fransız oldu bir anda. Yani sanki hani lüks restorana gittin de garson sana sor, böyle şey yapıyor, şişe gösteriyor ya. Cabernet Sauvignon işte Avignon bölgesinden falan. Ha. Adam öyle oldu, ama adam sırf üzümünü yetiştiriyor. Üzümü niye? Bağını sorma. Herkese iyi bir tatil günü diliyorum. Öğleden sonra belki, yarın kesin ihtimalle görüşmek üzere diyorum hepinize. İyi günler, bol paralı, neşeli. El öpün lan, el öpün, paraları toplayın. Aile büyüklerinden, başkalarının elini öpmeyin. Ama aile büyüklerini öpün yani. Ondan sonra böyle mendil falan yok mu? Mendil yok muydu falan diye sorun. Belki aklına gelmez adamın ha, veya teyzenin. Hatırlatın yani. Mendil, yani bir mendil burnum akıyor falan deyin ha. Hatırlarlar yani. Hadi görüşmek üzere.